ve değerli il yönetimi arkadaşlarım, basın mensubu arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak kadının eşit yurttaşlık hakkına sahip olması yolunda en büyük adım olan Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesinin 96. yıl dönümü nedeniyle 81 ilde, 973 ilçede eş zamanlı olarak basın açıklaması yapıyoruz. Ne yazık ki böylesine önemli bir günde yine yastayız. 16 yaşında evlendirilmeye çalışan ve nişanlısı tarafından katledilen Sıla Şentürk'ün yasını tutuyoruz. Katil Hüseyin Can Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu halde bir yıl önce Sıla'yı kaçırmaya çalıştığı, yargıya taşınan bu caninin tutuklanması için 16 yaşındaki bir çocuğun katledilmesi mi gerekti? Şimdi ülkeyi yönetenler arka arkaya kınama mesajları atıyorlar. Biz çocuk istismarının üzerine giderken küçüğün rızasından bahseden siz değil miydiniz? İstismar duruşmalarından adil bir karar çıkması için adliye salonlarında nöbet tutarken bir defadan bir şey çıkmaz diyen sizler değil miydiniz? Biz erken yaşta evliliklere mücadele ederken tecavüzleri aklama yasasını çıkarmaya çalışan sizler değil miydiniz? Biz kadınların ve çocukların yaşam hakkını savunurken kadınların ve çocukların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede feshih eden sizler değil miydiniz? Artık yeter. İlk seçimlerden sonra kadınları ve çocukları değil, bu karanlık zihniyeti gömeceğiz. Değerli basın mensupları, 96 yıl önce bugün Türk Medeni Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Başta ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eşitlik ve demokrasi mücadelesinde bize güç katan tüm devrimcileri sevgi, saygı ve şükranla selamlıyoruz. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi kadının insan hakları açısından dev bir adımdır. Bu yasa kadını ve erkeği yurttaşlık temelinde eşitlemiştir. Çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırılmış, tek eşle evlilik esası getirilmiştir. Kadınlara boşanma, mahkemede tanıklık yapma, eşit miras, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf yapma hakkı tanınmıştır. 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu ile de aile hukuku kuralları günün değişen koşullarına uygun hale getirilmiştir. Aile reisi kocadır. Hükmü değiştirilmiş, evlilik birliğinde kadın ve erkeğe eşit söz hakkı tanınmıştır. Evin seçimini kocanın yapacağı hükmü değiştirilerek eşlerin oturacakları evi birlikte seçmeleri hüküm altına alınmıştır. Evlilik birliğinin giderlerine yalnız mal varlığı ile değil, emekleriyle de katılabilme olanağı sağlanmıştır. Ayrıca evlilik sona erdiğinde evlilik sürecinde edinilen malların paylaşımı eşler arasında eşitlik sağlamıştır. AK Parti iktidarının kadın erkek eşitliğine inanmayan zihniyeti her geçen gün kazanılmış haklarımızı aşındırmıştır. 2017 yılında müftülere resmi nikah yetkisi tanınarak böylece laik hukukun simgesi olan medeni kanunumuzla sağlanan hukuk birliği göz ardı edilmiştir. Bir yılında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece yarısı kararı ile kadının yaşam hakkını savunan İstanbul Sözleşmesi'ni hukuksuz bir şekilde fesh etmesi kadının nafaka hakkına göz dikilmiştir. Değerli basın mensupları, boşanma sonrasında taraflara 3 çeşit nafaka hakkı tanınır. Bunlar tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasıdır. Tedbir nafakası boşanma davasının açıldığı günden başlayarak dava süresince gerekli görüldüğü hallerde verilen bir nafaka türüdür. Kadın Dayanışma Vakfı'nın yoksulluk nafakası incelemelerine göre dava sürerken müşteri çocuklar için talep edilen tedbir nafakası oranı sadece %44'tür. Başkanlarım, belediye başkanım,
sayın basın ve partilerimiz, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. İl Başkanımız Yalçın Gölgöz ifade etti. İl Başkanımız Kadın Koray İl Başkanımız da basın açıklamamızı yaptı. Kadının her geçen gün en az ortalama günde 4 kadının öldürüldüğünü, bunların hepsinin tesadüfi olmadığını, her geçen gün maalesef ki İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması ya daha da sahipsiz kaldığımız için cinayetlerin arttığını hep birlikte görüyoruz. Bunlara başkanlarım değindi. Ben de sizlere daha farklı şeyler söyleyeceğim. Yani aslında daha farklı şeyler değil. Örgütlenmenin önemini vurgulayacağım. Biz hızla Yalçın Başkan'ın ifade ettiği gibi ana kademimiz, gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla, vekillerimizle sanki yarın seçim olacak gibi alanlardayız. Köy köy, kasaba kasaba her yere gidiyoruz. Şu anda bizim Sayın Genel Başkanımızın çok değerli aile destekleri sigortası var. Bu değerli projeyi de biz kadın kollarına teslim ettik. Şimdi bize düşen kapı kapı dolaşarak bulunduğumuz bölgelerde yoksulluk haritasını tespit ederek, çizerek biz halkımız için ne yapacağımızı anlatacağız. Şu anda var olan bütün imkanlar maalesef ki beşli çeteye veriliyor. Halkımız her geçen gün yoksullaşıyor, fakirleşiyor, tarlasını ekemiyor, evine ekmek götürüyor. Bu durumdayken tabii ki biz de diyoruz ki biz sizin yanınızdayız. Biz bütün bu imkanlarımızı, devletimizin imkanlarını halkımıza vereceğiz diyoruz. Aile destekleri sigortasını çok önemsiyoruz ve iktidara geldiğimizde bunu uygulayarak hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir aile dilenci gibi orada burada yardım dilenmeyecek. Biz hiç kimseyi mağdur etmeden, bir elin verdiğini bir el görmeden o ailenin kanımının hesabına bu parayı yatıracağız. Biz yoksulluk yaratarak insanları yardıma muhtaç değil, biz yoksulluğu kaldırmak için iktidar olmak istiyoruz. Bunun için bölgemiz sorumlu olduğum bölgelerden birisi olan Afyon'a geldik. Önce bugün basın açıklamamızdan sonra bir pazarda anlatacağız. Bazı mahallelerimize gireceğiz. Bütün kadın kolları, başkanlarım ve partilerimizle teşekkür ederiz. İl başkanımız, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanımızla bize destek olacağız. Tek tek biz kapı çalacağız. Halkımıza diyeceğiz ki biz sizin yanınızdayız. Sokaklardayız. Sonra ilçelerimize gidiyoruz, köylerimize gidiyoruz. Gitmeye de devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.